Ya şu şeyi bir verelim yani arkadaşlar. Şu yok, ekonomi aynen. demişken. Şimdi tabii Behzat'ın hep bir şeyi vardır. Yani Behzat Ç'nin bir tavrı vardır abi. Türkiye'de olup biten her şeye karşı her zaman bir tavrı oldu. Yine o tavır Blue TV'deki Behzat Ç'de de devam ediyor. Bir şu şeyi verir misiniz? Şu ekonomik krizle ilgili olan VTR'yi. Bir onu bir seyredelim. Mevzu enteresan tabii yani. Hani bu sahneler domatesciyle 3 satırda geçen sahneler. 3 repliği vardı yani. Ama öyle bir domatesci çıktı ki domates piyasasına hakimdi yani arkadaş. Bu arada efsane oynamış. Efsaneydi yani. Şahane. Kesemedi yani devrimde. Bir dakika, oyuncu değil mi abi bu? Yok. Nasıl değil? Yok. Bilmiyorum. Yani, gerçekten şey mi? Domatesçi mi bu? Yok, o da değil. Yani gerçekten domatesçi de değil tabii ki. Ama çok şey, bu çok ya, bu çok oyuncu performansı ama ya. Ben ilk defa o sahnelerin çoğu improvize ve improvizeleri de karşılık verebilen bir domatesçi. Abimiz. Evet. şahane bir abimiz. Evet, şahaneydi yani. Biz ya kesemedi zaten devrim yani. Bir başladık hikayeye. Nereden keseceğini bilemedi yani. Ondan sonra aktı zaten bütün hikaye. İki sayfalık sahneler olmaya başladı. Berkay şey ne diyorsun yani Behzat'ın her dönem yani her dönem bir tavrı oldu. Memlekette olup biten bir şeyle ilgili Behzat Ç'de bir sahne, bir laf, bir şey hep gördük. Ve o bir şey hep sokaktaki insanın da canına dokunan bir şeyin seslenişi oldu. Bu birazcık Behzat'ın artık şeyi, doğası değil mi? Yani film, dizinin doğası. Evet, evet. Neden olmasın? Sonuçta Türkiye de yapıyoruz bu işi. Türk oyuncularız ve bu halk için yapıyoruz. Ve o halkla yaşıyoruz, o sistemle evet, yaşıyoruz yani. Ve bu halkın parçasıyız. Başka bir şeyden bahsetmek çok saçma olmaz mı? Ben bir cümle kurmuştum. Papua Yeni Gine'ye çekmiyoruz bu diziyi. Türkiye için çekiyoruz dedim. Sonrasında gittim. Papua Yeni Gine'ye. Bir baktım orada da ekonomik kriz. Çinesi 5.34. Ya. Türk lirası. Lafa geldi miydi? Adamlar yaprakla geziyor diyoruz. Ama 5.34. O yüzden gidemedin değil mi? Gidemedim. Evet. Hayır, ama bu arada şeymiş ya. O dün öğrendik. Maliye Bakanımız şey dedi. Türk lirasının daha değersiz olması ihracat açısından çok büyük nimet dedi. Biz mesela bunu biz söylesek muhtemelen Türk lirasıyla ilgili böyle bir yanlış bir şey söylemekten hakaretten. Başımıza 40 tane iş gelir. Ülkemizin milli parası ilgili ama öyleymiş. Biz de onu yer öğreniyoruz. Evet. O yüzden rahat rahat söyleyebilirsin yani. Kendini rahat bırakabilirsin. Evet, biz de yani bu son dönemde yeni yeni şeyler öğrenmeye başladık. Ekonomi konusunda diye düşünüyorum. Öğreniyoruz. Ekonomist olduk. Devam güzel ediyor. Oyuncu olacaktık, ekonomist olduk da ülkecek. İnanç sen ne diyorsun? Ya ben şunu diyorum ya. Ben İstanbul Taksiciler Odası Başkanı'nın adını niye biliyorum? Yani özet olarak o. Her şey olduk bir anda. O kadar her şeye hakimiz ki, ekonomiye hakimiz, şeye hakimiz yani. Ülkemiz öyle yaşatıyor bizi. Herkes yani ya topçuydu ya oyuncuydu. Şimdi herkes her şey oldu. Her şey. Mecbur bir de. Ama yani, o iş birazcık popüler bir şey Erdal abi. Her şey olduğun zaman televizyonda tartışma programlarına çıkabiliyorsun. Yapma, oraya girme ne olur. Vallahi oraya girme ya. Oraya girme. Şöyle bir sana bir şöyle Crivella ile orta yapayım dedim böyle şeye doğru. Göğsüne doğru. Ya onu ben yumuşattım da yani gelişine vurursam şimdi senin için iyi olmayabilir. Ben hani yeni sezona da başlayacağız falan filan. Evet.